Bu 25 bin, bir de kaçtı, 25 binde bir olay mıydı? Bodrum'da bugün öğle saatlerinde çıkan yangının ardından Bodrum'da bulunan gazeteci Savaşay ve Kazım Kanat, Kent TV'den canlı yayınla ATV ana habere bağlanarak yangın hakkındaki gelişmeleri aktardılar. Savaşay, yangının çıkış nedeninin her türlü sebepten olabileceğini, bunu ilerleyen zamanlarda valinin yapacağı açıklamalar eşliğinde öğrenileceğini açıkladı. Çıkan yangınlarda birilerini suçlamanın çok kolay olduğunu söyleyen Ay, ciğerlerimiz olan ormanların yanmasında sorumluluğun hepimizde olduğunu kaydetti. Bodrum'a geçmiş olsun dedi. Şimdi Kazım Kanat'ın duyumu enteresan yani. Kedinin kuyruğuna gaz yağı tenekesini bağlayıp yaktılar. Böyle bir iddia var. Böyle durumlarda hemen spekülasyonlar çıkar. Bir de hani trafik canavarına ihale ediyoruz ya trafik kazalarını. Hani boyu, kilosu, yoğunluğu, hacmi belli olmayan bir trafik canavarı. Her şeyi ona endeksliyoruz. Burada da terör örgütü yakmıştır. Ormanlar söz konusuysa eğer, çevre söz konusuysa bizlerin kurduğu terör örgütünün üstüne kimse bir örgüt kuramaz. Hepimiz bu örgütün doğal üyesiyiz maalesef. Eğer aksi bir şey yapmıyorsak. Yani bahçede ben otlar çok büyümüştü. Çok güvenlik olarak elimde de iki tane iki kişi yan yana hortumlarla durarak ufacık bir alanda otu yakayım dedim. Az daha bahçeyi yakıyordum. Hemen zor söndürdüm filan. Bir kıvılcım alması bir otun anında şey gibi sanki oraya benzin dökmüşün gibi yanıyor. Bu 35-40 derece sıcaklık var. Makilikler şu bu yani bir yerden vurduğun zaman herkes oluyor. Rüzgar dün acayip bir fırtına vardı yani. O zamanlarda ben Bodrum'da böyle fırtına hiç yaşamamıştım. İnanılmazdı. Onun artçıları sert rüzgarlar şeklinde geliyordu ve büyümesinde çok büyük rol oynadı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Bodrum'a ve Türkiye'ye. Kazım Kanat ise Bodrum'da ve diğer doğal güzelliklere sahip yerlerde çıkan yangınların rant kavgası veya terörist saldırılar olduğuna inandığını açıkladı. Kanat, Bodrum doğal güzellikleriyle adından söz ettirdi. Ancak Bodrum'u beton yığınına çevirdiler. Buna bir de çıkan yangınlar eklenince Bodrum gitgide yok olmaya başladı şeklinde konuştu. Tabii 3 yıl önce ben denizde teknemdeyken gördüğüm manzara şuydu. Burası hafif bir yangın çıkmıştı burada. Ben telefonla ATV ana haber merkezine bağlandım. Bodrum tehlike altında yanıyor diye. O zaman belediye başkanı, o dönem kimse bilmiyorum, ATV'ye bağlandım. Hayır canım, nereden büyütüyorsunuz dedi. Yok böyle bir şey dedi. Ama bütün her taraf yandı. Hatta devlet hastanesi bile tahliye olmuştu. O yıldan bu yıla ders alındı mı alınmadı. Kimse bir ki kurtulsun, imara açılmasın diye günlerce diye bir yıldır savaşıyorduk. Kimse bir ki sitar anı ilan edildi, kurtuldu ama bütün yananlar kimse bir gün. Şimdi burada mazıda yandıktan sonra artık Bodrum'un kalbi burasıydı. Şimdi burada burası da yaktılar. Zaten bu yangın bekleniyordu. Birileri yakacaktı. Ne için yakacak? İmar, ne rant var. Yani buradan söylüyorum. Ormanın bir tek, Bodrum'un bir tek yeri kaldı. Torbadan başlayıp yalık hava olan o soldaki ormanlık bölüm. Allah korusun orada yanarsa artık Bodrum bir çöl. Bodrum'un hiçbir esprisi kalmaz. Bu ormanı yakanlar bilmiyorlar ki para, yani bilmiyorlar ki, bilmiyorlar mı ki diyeyim, nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Bu ormanlar yoksa Bodrum da yok. Zaten Bodrum'un denizini kirlettik. Siz bakmayın mavi bayraklar verildiğine. Denizin altı kirlilik üst düzeyde. Burayı da yakıyorsunuz. Yani Bodrum, daha fazla yapılan Bodrum, şeyler. Bodrumları yakıyor. Yani Bodrum'u Bodrumlar yakıyor. Bu arada Kent TV Haber Merkezi muhabirleri de gün içinde ulusal kanallara canlı olarak bağlanarak yangının gidişatı hakkında bilgiler verdiler. İtfaiyeyi arıyorum. Diyorlar ki olay yerine gidiyoruz. Tam 45 dakika sonra uçaklar gelmeye başladı. Ben ATV ana habere bağlandım. Öğlen haberlerine. Yine söyledim. Çığlık attım. Ya uçaklar nerede? Biz bunları vergi verdik.